Herkese merhaba. Erdoğan intikam için 15 Temmuz'a ait bir gerçeği ifşa etti. İntikam aldığı kişi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu'yu hiç tahmin etmeyeceğimiz bir şekilde patlattı. 15 Temmuz akşamıydı. Erdoğan Zula'dan 15 Temmuz'a ait bir kaset çıkarttı ve içeriğini servis etti. Erdoğan'ın ifşa ettiği gerçek neydi? Soylu'yu nasıl patlattı ve bu 15 Temmuz ifşasıyla neler ortaya çıktı? Kimlerin elinde ne kasetler var? Hangi amaçlarla bunlar Zula'da tutuluyor? İşte bu yayında bütün bu soruların cevabını bulacaksınız. Başlıyoruz. Süleyman Soylu'nun mafyası Ayhan Bora Kaplan yakalandı. Hem de şaşalı bir prodüksiyon sahnesini andıran bir operasyonda. Ama tutuklanmasından sonra yaşananlar tutuklanması kadar önemli ve ilginç. Evet, tutuklanması önemli çünkü Soylu'nun ipi çekildikten sonra temizlik operasyonuna başlandı. Erdoğan bugüne kadar Soylu'ya dokunamıyordu. Soylu'nun adı Erdoğan sonrası için bile geçiyordu. Soylu Bahçeli işbirliğiyle istediği gibi kadrolaşıyordu. Ve derken MHP'li Sinan Ateş öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti Soylu'yu bitirdi. Çünkü Soylu'nun arkasındaki ismi bitirdi. Yani Devlet Bahçeli'yi bitirdi. Çünkü cinayette bütün izler MHP yönetimini gösteriyordu. Bu Erdoğan için bulunmaz bir fırsattı. O da bu fırsatı gole çevirdi. Soylu Devlet Bahçeli'ye güvenip Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var bile demişti. Bu kişi Erdoğan'ın en yakın adamlarından dokunulamaz Metin Külünk'tü. Soylu haddini çok aşmıştı. Erdoğan sabretti. Dişini sıktı. Fırsatını bulunca da Bahçeli'nin adamı Soylu'nun ipini çekti. Deliye süpürdü. Hem de kadrolarıyla birlikte. Bununla da yetinmedi. Soylu'nun mafya yapılanmasına da uzandı. Ayhan Bora Kaplan'ı aleme rezil eder vaziyette gözaltına aldırıp tutuklattı. Ama Erdoğan Soylu'yu bununla da bırakmadı. Soylu'nun Ayhan Bora Kaplan'la olan bağlantısına dair önemli bir bilgiyi deşifre etti. Bu bilgi 15 Temmuz akşamı ile ilgiliydi. 15 Temmuz akşamı TRT'nin önünde sahnelenen mizansene dair kayıtlar ifşa edildi. Emniyetin kasasında bekletilen bu dinleme kaydı zamanı gelince deşifre edildi. Ses kaydı olmasa da içeriği deşifre edildi. Demek 15 Temmuz gecesi kim kimlerle ne konuşmuş hepsi kaydedilmiş. Erdoğan da Zula'dan kaseti çıkarttı ve Soylu'yu patlattı. Mafya Ayhan Bora Kaplan'la olan ilişkisini deşifre etti. Soylu Kaplan'ı adamlarıyla birlikte ellerinde ağır silahlarla TRT önüne gelmeye çağırıyordu. Erdoğan Soylu'yu patlatırken şunu da açık etmiş oldu. 15 Temmuz gecesi mafyanın yeraltı dünyasının karanlık isimleri nasıl istihdam edildiğini. Sanki devletin emniyeti, polisi yoktu. O geceye ait pek çok kanlı sahne işte bu karanlık tipler üzerinden icra edildi. Erdoğan Soylu'dan intikam alacağım derken işte bunu ifşa etmiş oldu. Bu olay bize şunu da gösterdi. Devletin dehlizlerinde herkesin kayıtları var. Zamanı gelince deşifre ediliyor. Bu kayıtlar bazen şantaj malzemesi olarak kullanılıyor, bazen de hedeftekinin ipini çekmek için. Peki 15 Temmuz'da dinlemeye takılan tek isim Süleyman Soylu muydu? Hiç sanmıyorum. 15 Temmuz akşamına dair Erdoğan'ın ısrarla cevaplanmaktan kaçındığı yüzlerce hatta binlerce soru var. Ya sözde darbe girişimini eniştesinden öğrenmediyse? Ya tezgah planlanırken kayıtlar mevcutsa? Ortam dinlemeleri varsa? Olan biteni birileri biliyor ve kayıtlarını gizli kasada tutuyorsa? Sadece 15 Temmuz'da değil. Türkiye'nin son 10 yılda yaşanan hukuksuzluk, hırsızlık, yolsuzluk, peş peşe zulüm vesaire. Tüm bunların bir yerlerde kaydı geçtiğinden inanın zerre kadar şüphem yok. Hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında. Türkiye içindeki zulalar sadece Erdoğan elinde yok. Emniyette, MİT'te, TSK'da, yargıda tek bir klik yok. Her şey kaydedilip şantaj için ya da zamanı gelince bitirmek için bekletiliyor. Bu kasetler Sedat Peker'e kadar pek çok klik tarafından tutuluyor. Elbette elin oğlu da boş durmuyor. Uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde Erdoğan'a ve Türkiye'ye dair bilhassa
15 Temmuz tiyatrosuna dair nelerin olabileceğini hayal bile edemiyorum. CIA'nin Almanya eski başbakanı Merkel'in toplantılarını dinlediği ortaya çıkmamış mıydı? Erdoğan'ın doluşuma sokmaya çalıştığı 15 Temmuz masalına uluslararası camide itibar edilmemesinin sebebi de bu zaten. Alman istihbarat şefi Malse'nin 15 Temmuz'un arkasında Gülen hareketinin olduğuna kimse inanmıyor demesinin arkasında da bu var zaten. Herkes her şeyi biliyor. Biliyor ama şimdilik deşifre edilmemesinin sebebi bunu şantaj olarak kullanmak. Paha biçilmez derecede pahalı bir bilgi bu. Neyse konuyu toparlayayım. Erdoğan Soylu'dan intikam almak için Zula'dan kaseti çıkardı ve Süleyman Soylu'yu patlattı. 15 Temmuz'a ait bir gerçeği ifşa etti. Soylu'nun sesi şimdilik çıkmıyor. Ama onun da eli boş değil. Karşı bir hamle yapar mı sizce? Bence yapmaz. Erdoğan'ın az sendelemesini bekler. Sonra da Zula'dan kasetleri çıkartır. İşte o zaman soğuk savaş sıcak savaşa döner. Peki uluslararası istihbarat örgütlerinin Zula'sındaki kasetler? Eminim onlar da günü geldiğinde patlatılmak üzere bekliyordur. Peki bu kasetler saray rejiminin sonunu getirir mi? Bu Erdoğan'ın kimin ayağına bastığına bağlı.